Herkese selamlar. Ben fehmiuyar.net'in editörü. Bugün sizlerle tarih eğitim setimizin 6. bölümüyle beraberiz. Macarlarla devam edeceğiz. İlk liderin Arpad olduğunu söyleyebiliriz Macarlar için. Arpad kökeni Atilla ile ilişkilendirilir. Kendilerini Avrupa Hun Devleti'nin varisi olarak görürler, torunları olarak görürler. Bu yüzden Arpad için ayrı bir ve bulunduğu soy için ayrı bir önem atfediyorlar. Hristiyanlığın Katolik mezhebini benimseyen tek Türk devletidir. Bu önemli, bu kısma dikkat edin. Bakın diğer Türk devletleri Hristiyanlığı kabul etmiş ama Katolik mezhebini değil, Ortodoks mezhebini kabul etmişti. Ya da farklı mezhep. Katolik mezhebini benimseyen tek Türk devleti Macarlardır. Balkanların Germenleşmesini engellediler. Nedir bu? Almanlar, Alman ırkının Balkanlara hakim olmasını engellediler. Dünyanın ilk Türkoloji Enstitüsü'nü 1870 yılında Budapeşte'de kurdular. Macarlarla ilgili bilmemiz gereken bunlar. Bulgarlara gelelim. Anlamını bilmekte yarar görüyorum. Karışık, karışmak anlamına gelir Bulgar. Kurucusu Kubrat'tır. Kuruculara özellikle önem verin. Macarlarınki Arpad, Bulgarlarınki Kubrat. Şan Kızı Destanı Bulgarlara ait. Bunu da özellikle bilmeniz gerekiyor. Madara Kaya Kitabeleri de Bulgarlara ait. Tuna Bulgarlar ve İtil Bulgarları olarak iki bölüme ayrıldılar. Tuna Bulgarları 679 ile 869 yılları arasında, İtil Volga Bulgar Devleti ise 680 ile 1391 yılları arasında varlığını sürdürdü. Tuna Bulgarları Asparuh kurdu. Kurumhan İstanbul'u kuşattı. Kimin İstanbul'u kuşattığını bilmeniz son derece önemli. İstanbul'u kuşatan ikinci Türk topluluğu. İlki hangisiydi? İlkini de geçen derslerde size anlatmıştım. Avarlardı. Sasanilerle beraber kuşatmışlardı. Tarih arasındaki bağlantıları kurmanız çok önemli. Ben burada hemen İstanbul'u kuşatan ikinci Türk topluluğu dediğim anda siz ilkinin kim olduğunu hatırlayacaksınız. Avarlar olduğunu bilmelisiniz. İstanbul'u kuşatan kişini dediğim gibi ezberleyin. Kurucuları ezberleyin. Ve Hristiyanlığı seçen hükümdar kim, bunu da ezberlemenizi istiyorum. Özellikle şurada kırmızı, tüm set boyunca kırmızı renge boyadıklarımı ve kalın renge boyadıklarıma özellikle bir önem atfetmenizi istiyorum. Türk tarihinde ilk kez han yerine çar ünvanını kullanan Tuna Bulgarlarıdır. Bu da çok önemli bir bilgi. İlk kullanan ise Çar Simon. Çar ünvanını kullanıyor, han ünvanını terk ediyor. Yani bu da neyi gösteriyor? Örneğin ÖSYM sınavda bu bilgiyi verip bunu yorumlamanızı isterse ne gösterir? Türk özelliklerini, Türklük özelliklerini kaybettiklerini gösteriyor. Artık Slavlaşmaya başladıklarını, Slavların kültürünü benimsediklerini ve Türklüklerini kaybettiklerini yorumlayabiliriz bu yaptıkları davranıştan. İtil Volga Bulgar Devleti'ne gelelim. Bu da Müslüman devlet. İslamiyet 10. yüzyılda resmi din haline getiren ilk Türk devleti oldu. Yani İslamiyet'i resmi din olarak kabul eden ilk Türk devleti diye sorarsa İtil Volga Bulgar Devleti'ni işaretleyeceğiz. Karahanlıları işaretlemeyeceğiz. Bu hatayı yapmayın. Almış Han zamanında İslamiyet kabul ediyor. Şimdi bu çok önemli. Almış Han'ı ezberlemeniz lazım. Hemen ardından 930 yılında Karahanlılar İslamiyet'i kabul ediyor. Karahanlıların İslamiyet'i kabul eden ikinci Türk devleti olarak kabul edin. Çünkü ilki İtil Volga Bulgar Devleti. İbn-i Fadlan seyahatnamesi olan Rıhle adlı eserinde İtil Bulgarlarından bahsediyor. Abbasilerden din adamı istemişti İtil Volga Devleti. Şimdi olay şu. Almış Han İslamiyet'i seçince Abbas Devleti'ne bir elçi gönderiyor. Diyor ki kardeş, tamam biz İslamiyet'i kabul ettik. İyi, hoş, güzel ama aramızda İslamiyet hakkında bir bilgisi olan yok. Bu iş nasıl olacak diyor. Abbasiler de kendisine İbn-i Fadlan'ın da içerisinde olduğu bir heyet gönderiyor. İslamiyet'i tanıtmak, Kur'an'ı öğretmek, içerisinde geçenleri tam olarak anlatabilmek için.
İbni Fadlan'ı gönderiyor ve yanında bir heyet. İbni Fadlan da bu heyetle geldiği dönemde İtil Volga Bulgar Devleti'nin kültürünü, özelliklerini bize anlatıyor. Seyahatnamesi Rıhle adlı eserinde. Kim İtil Volga Bulgar Devleti'ne son veriyor? Altın Orda Devleti son veriyor. Moğol Devleti. İtil Volga Bulgar Devleti'ne son veren devlet oluyor. Hangi devlet son veriyor? Bunu da ÖSYM sınavlarında önemli bir yer tuttuğu için bunları da ezberlemeniz gerekiyor. Hazarlar 630 yılı ile 968 yılı arasında hüküm süren bu Türk devleti de Kaan sembolik bir rolü var. Yani Kaan'ın diğer Türk devletlerindeki gibi devletin başı rolü pek yok. Devleti beyler yönetiyor Hazarlar'da. Yani çift hakimiyetli yönetim geçerli. Yani bugün nasıl düşünebiliriz? Cumhurbaşkanı ile başbakan. Çoğu şey parlamenter sistemde başbakanın elindedir. Cumhurbaşkanı hafif biraz daha sembolikti parlamenter sistemde. Bu sistemi uyguluyor Hazarlar. Halife Osmanlı döneminde Müslümanlarla savaşarak İslamiyet'in yayılmasını engelledi. İlk Türk-Arap savaşları bu dönemde başlıyor. Çok önemli bu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Halife Osmanlı döneminde Hazarlar Müslümanlarla ilk savaşını yapıyor. Tabii burada bilmemiz gereken şey tarihler arasında bağlantıyı kurmamız lazım. Yani konular arasında bir bütünlük sağlamamız lazım. Yapbozun bütününü görebilmemiz için. Türgişler kimle savaşıyor? Bakın Araplarla savaşan ikinci Türk devleti Türgişlerdi. Türgişler de Emevilerle savaşıyor. En nihayetinde Abbasiler döneminde Türklerle Araplar dostluk kuruyor. Savaş dönemi bitiyor. Yani bilmemiz gereken şu, Araplarla, Müslümanlarla kim savaştı derse sınavda Hazarlar ve Türgişler diyeceğiz. Hazarlar kiminle? Halife Osman'la. Türgişler kiminle? Emeviler döneminde Araplarla savaştı diyeceğiz. Bizans-Sasani Savaşı'nda Bizans'ı destekliyor bu arkadaşımız Hazarlar. Pan-Hazariye denilen Hazar Barış dönemini başlatıyor. Nedir bu Panazariya? Panazariya döneminde Hazarlar artık diyor ki artık yeter yani sürekli savaş bıktık. Savaşın olmadığı, huzurun, ticaretin, ekonominin geliştiği bir dönem olan Panazariya denilen barış çağını başlatıyor bu arkadaşlar. Başkenti Belencer'dir. Bu da önemli. Başkenti sorulabilir. Hazarların başkenti neresidir diye sorulabilir. Hazarlarda Müslümanların liderlerine Haz denir. Bu soruya bunu soru olarak bekliyorum. Bu önemli. Yani bu yıl olmasa önümüzdeki yıl. Önümüzdeki yıl olmasa başka bir yıl. Bu muhakkak potansiyel bir sorudur. Hazarlarda Müslümanların liderlerine ne denilirdi? Hazar'ın arlarını silin Haz. Haz denir. İbraniler dışında Museviliği kabul eden tek topluluk. Bu çok önemli. Tek tanrılı inanca ilk geçen Hazarlar oldu bu şekilde. Bildiğiniz üzere Türklerin şamanizmden tutun da Budizm'e birçok dini benimsedi. Gök tanrı dinini benimsedi. Ama tek tanrılı bir din. Yani monoteist olarak ilk defa Hazarlar Museviliğe geçiyor. Zaten Museviliği İbraniler dışında kabul eden tek toplulukta Hazarlar oluyor. Normalde İbraniler dinin ırktan geçtiğini düşünür. Yani ırk temellidir onlarda din inanç. Kandan geçer, saltanat gibi. Nasıl olmuşsa Hazarları kabul etmişler ama yani muhtemelen ikinci sınıf olarak kabul etmişlerdir. Tam emin değilim ama çünkü İbranilerde din ırktan geçiyor. Yani kandan, anneden geçiyor. Böyle de bir bilgi var. Paralı askerlere yer veren tek Türk devleti Hazarlardır. Bu çok 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 önemli. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde paralı askerlere yer veren Türk devleti hangisidir derse Hazarlar diyeceğiz. İslamiyet öncesi Türk devleti içinde Avrupa'da kurulan en güçlü ve en uzun ömürlü devlettir. Bu çok önemli. Öncüllü bir soru verebilir. Öncüllerden biri de İslamiyet öncesi Türk devletleri içinde Avrupa'da kurulan en güçlü
ve en uzun ömürlü devlet olma özelliğine sahiptir. Bilmem ne, bilmem ne altta verir. Bu devlet hangisidir der. İbni Havkal seyahatnamesinde Hazarları anlatıyor. İbni Havkal Hazarları da muhtemelen gelmiş bir seyyah. Seyyahları bilmemiz çok önemli diye düşünüyorum. Hazarlara gelen İbni Havkal. Peki İç Bulgarlarını az önce anlattım. Onlara kim gitmişti? İbni Fadlan. Bir bütün olarak okuyayım bu tür şeyleri. Günümüz Polonya'daki Karay Türkleri Hazarların devamıdır. Bunu bilmeniz de yarar görüyorum. Günümüz Polonya'da yaşayan Karay Türkleri Hazarların devamıdır. Hazarlar bu ırkın atalarıdır. Davalara üç dinin yargıçları, 7 kişilik hakimler kurulu bakardı. Bu da güzel bir bilgi. İlginç bir şekilde dini inançlara çok aşırı derecede hoşgörülü davranan bir devletti Hazarlar. Yargı sisteminde de 7 kişilik bir hakim heyeti oluyordu. Bu hakim heyette de üç dinin mensupları da vardı. Hristiyanlar, Museviler ve İslamiyet'e inanmış Müslüman hakimler. Kürk yolunu kullanarak zenginleştiler. Birazdan bir sonraki slaytta Kürk yolunun ne olduğunu anlatacağım. Hazar ve Türk işlerin ortak özelliği Araplarla savaşmalarıdır. Bunu kafanızda bir kez oturtmanız lazım. Araplarla savaşan Hazarlar ve Türk işlerdir. Hazarlar Osmanlı, Halife Osman döneminde, Türk işler Emeviler döneminde Araplarla savaştılar. Bu devleti de Ruslar yıktı. Şimdi bakalım Kürk yolunu kullanarak zenginleştiler dedik. Kürk yolu neresi? Şurada yeşil çizgiyle gördüğünüz yol Mançurya'dan başlayıp Altay Dağları'nın, Ural Dağları'nın olduğu bölgeden geçip İtil bölgesinden Karadeniz'in kuzeyine kadar gelen bu bölge Kürk yoludur. İpek yolunu da göstereyim. Çin'den başlıyor. Şöyle iki ayrı yoldan geliyor. Biri Otan, Beh, Afganistan, sonra Merv, Nişabur, Rey, Tebriz, İran'dan geçiyor yani. Sonra buradan Van'dan Trabzon'a ve İstanbul'a kadar geliyor. Üstteki yol ise Semerkant, Buhara, Hive'den buradan Yenikent'ten yine Trabzon ve İstanbul'a kadar uzanan bir İpek yolu var. Baharat yolunu da bilelim. İleriki derslerde zaten Osmanlı Mısır alındığında baharat yoluna da hakim olacak. Antakya da bitiyor. Nerede başlıyor? Hindistan'dan başlıyor. Her ikisi de Hindistan'dan. Şurada iki kola ayrılıyor. Biri Kızıldeniz'den Mısır'a, biri de İran üzerinden Irak, Şam, Suriye üzerinden Lazkiye, en son Antakya'da biten yani bugün Hatay diye bildiğimiz yerde biten bir yoldur. İlk ve Orta Çağ'da ticaret yolları bunlardı. Fakat Osmanlı bunların üçüne de hakim olunca Avrupa çare olarak coğrafi keşiflerle başka bir yol kendine bulmaya çalıştı. Ve nihayetinde şurada görmüyorsunuz haritada yok. Şuradan geliyor Afrika'nın alt kısmından Ümit Burnu'ndan geçerek şöyle Hindistan'a ulaşıyor. Hazarları göstereyim size. Hazarlar nerede kuruldu bir görün. Şurada Hazar Denizi'ni görüyorsunuz. Aral Gölü'ne kadar uzuyor. İlk önce 650 yılında şu kadardı. Bakın. Şurada hafif kırmızıyla turuncu arasında olan renk 650. 750 yılında şöyle bir genişliyor. Şuraya kadar. Şurada turuncu renkte gösterilen. En nihayetinde 850 yılında gördüğünüz gibi bayağı büyük bir coğrafyaya hükmediyor hale geliyor. Şuradan Gürcistan'ı alıyor. Türkiye'den belli bir kısım alıyor. Şuradan Macaristan'a komşu olacak kadar alıyor. Bu kadar büyük bir hakanlık kurmuş oluyor. Nerede olduğunu bilmemiz kafamızda şeklin oluşmasını önemsiyorum. Karadeniz'in yukarısında, Hazar Denizi'nin yukarısında, şuradan Gürcistan'ı almış bir coğrafyada kuruldu. Sibirleri de hemen bir görelim hızlıca. Sibir, Sabar, Sabir deniliyor. Sabar yol değiştiren, serbest olan anlamına gelir. Bunların anlamını da bilmeniz önemli. Sakın bunları geçmeyin. Sınavda Sabar'ın anlamını sorabilir ya da öncülü bir şık gelir. Bu devletin özelliklerini sayar. Sonra yol değiştiren, serbest olan anlamına gelir. Öncülünü de bırakır. Yukarıda bahsi geçen özellikleri verilen devlet hangisidir diye sorabilir.
Anadolu'ya sefer yapan ikinci Türk topluluğu ve Anadolu'ya ilk yerleşen Türk topluluğudur. Bu önemli. Anadolu'ya sefer yapan birinci Türk topluluğu kimdi? Ulduz'du değil mi? Avrupa Hun Devleti'nde Ulduz ilk Anadolu'ya sefer yapan kişi olmuştu. Urfa psikoposu ne demişti? Atların üzerinde hızla gelirler, geriye dönüp ok atarlar falan gibi bir cümlesi vardı. Ulduz'un gönderdiği ekip için. Ama onların amacı yerleşmek değildi. Anadolu'ya ilk yerleşen Türk topluluğu ise Sibirler oluyor. Buarık adlı kadın hükümdarları var. En parlak dönem Balak Han. Şunları da bilmeniz yararlı. Nerede kuruluyor Sibirler? Gördüğünüz gibi Aral Gölü'nün hemen yukarısında, Balkaş Gölü'nün kuzeyinde Sibirler kuruluyor. Yani Sibirya'da, bugün günümüz Sibirya'yı da oluşturan, ismini bu kavimden alan bir bölge. Bu derslik bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın. 7. derste görüşmek üzere.